billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elf elf salatin ve elf elf selamın aleyke ya Resulallah. Elf elf salatin ve elf elf selamın aleyke ya Habiballah. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Kıymetli hafız efendiler, hoca efendiler, insan oğlunun misket büyüklüğünde olan iki gözü, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin verdiği güç ve iktidar ile kocaman gökleri seyrediyor, geniş alanları görüyor. Minnacık bir göz. Rahmetli babam, Cenab-ı Hak bütün ölülerimize rahmet eylesin, çok süper zeki bir insandı, peşin cevaplı birisiydi. İzmit'te petrokimyada çalışırken, o zaman tamamen dinsiz, imansız bir kadro vardı çevresinde. Allah'ı inkar eden, dini inkar eden bir çevre vardı. Rahmetli babam da ibadetinde, namazında gayretliydi, düşkündü. Bir tanesi dedi ki babama, o solculardan, Allah'a inanmayanlardan birisi, dedi ki, Hüseyin Usta, sana bir şey sorayım. Sor dedi. Bir insan dedi, olsa olsa ne kadar uzun olur? İki olsun dedi. Ne kadar geniş olur? Bir olsun dedi. İki metre uzunluğunda, bir metre genişliğinde olsun. İşte dedi, sizin dininizin safsatası ortaya çıkmıştır dedi. Yani nasıl dedi? Siz diyorsunuz ki dedi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aya mübarek eliyle işaret etmiş, ay yarılmış. İkiye yarılmış, gelmiş, göğsüne girmiş, yarısı bir kolundan, yarısı bir kolundan birleşmiş, tekrar yukarıya çıkmış diyorsunuz. Öyle diyen ben bilmiyorum da. Bir insan ne kadar büyük, ay ne kadar büyük dedi. Yani o kadar büyük bir ay bir insanın göğsüne nasıl girebilir? Siz işte bu safsataları söylüyorsunuz demiş. O zaman rahmetli babam demiş ki, tamam senin sorun bir tarafa dursun demiş. Ben şimdi sana bir soru sorayım demiş. Sor demiş. Demiş, bir insanın gözü ne kadar geniş olur? Olsa olsa dedi, 2 santim olur. Ne kadar yüksek olur? 1 santim olur dedi. Peki dedi, 2 santim genişliğinde, 1 santim yüksekliğinde olan bir gözü kapağını kaldırdığın zaman yıldızlar, ay, güneş hepsi içerisine sığıyor. O nasıl oldu dedi. İşte dedi, misket kadar bir gözün içerisinde o kadar yıldızları, ayı, güneşi sığdıran hikmet neyse, o kocaman ayı da o peygamberin göğsüne o yerleştirdi dedi. Adam hiçbir şey diyemedi. Evet, cevap çok mükemmel değil mi? Şimdi şunu söyleyeceğim. Allah Celle ve Ala Hazretleri insana vermiş olduğu bu gözle insan eşyayı seyrediyor. Olayları değerlendiriyor. Ancak arkadaşlar, bir buradaki göz var, bir de kalpteki gözü var. İnsan olayları değerlendirirken ya ilahi bir gözlük ile olayları değerlendirecek veya nefsani bir gözlük ile olayları değerlendirecek. Dünyacılar gözüyle bakarsanız, şeytani gözle bakarsanız, nefsani gözle bakarsanız olayları farklı değerlendirirsiniz. Rahmani bir gözle bakarsanız olayları farklı değerlendirirsiniz. Mesela diyelim ki fakr-ı zaruret içerisinde kıvranan bir insan gördüğünüzde dünyevi gözle baktığınız zaman acınacak hali vardır. Belki toplum bu insana değer de vermez. Fakir olduğu için, gariban olduğu için gerçeği bilmeyenler bu insana değer de vermezler. Ama rahmani bir gözle baktığınız zaman fakirliği onun kalitesini düşürmez. İnsan mıdır? İnsandır. Fakir olması, gariban olması onun kalitesini düşürmez. Belki birçok
Efendim, insanlar nezdinde kalitesi yüksek olandan daha değerlidir. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meclisten geçen birisiyle ilgili sordu. Dedi ki, ey arkadaşlar, şu geçen insan ile ilgili değerlendirmeniz nedir? Dediler ki, ya Resulallah, o insan toplumda haysiyeti, şerefi yerinde olan bir insandır. Birisine gitse, kız istese herkes buna kız verir. Konuşsa herkes bunun sözünü dinler. Toplumda onurlu, haysiyetli bir insandır dediler. Efendimiz sesini çıkarmadı. Sonra arkasından bir başkası geldi. Aynı yerden geçerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peki bu adam hakkında kanaatiniz nedir? Dediler ki, ya Resulallah, bunun toplumda bir haysiyeti yoktur. Bu adam birisinden kız istese buna kimse kız vermez. Bir yerde konuşma yapsa kimse bunun konuşmasını dinlemez. Bir meclise geldiği zaman kimse yerinden sallanmaz. Toplumun değerlendirmesi bu. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bakın dedi. Sizin bu ikinci yaptığınız değerlendirme var ya, gerçeği söylüyorum size. Bundan bir adam, bir önceki adamdan, bir vadi dolusu adamdan daha hayırlıdır dedi. Demek ki dünya gözüyle bakıldığı zaman kız istese kız verilir. Konuştuğu zaman herkes dinler. Bir meclise girdiği zaman herkes itibar eder dedikleri konumu olan, efendim toplum içerisinde bir yeri olan insan ile ilgili, bir de toplumda yeri olmayan insan ile ilgili Efendimiz değerlendirme yaparken ne diyor? Bu var ya diyor, sizin değersiz dediğiniz, kız istese buna kimse kız vermez, konuşsa kimse bunun konuşmasını dinlemez, meclise girdiği zaman kimse buna adam deyip de yerinden sallanmaz dediğiniz var ya, bunun bir tanesi öbürünün bir vadi dolusundan daha kıymetlidir dedi. Şimdi rahmani gözle baktığınız zaman garibanlık, konumu olmamak çok önemli değildir. Öyle mi? Rahmani gözle olaya bakmak lazım. Şimdi bir insanın batıl bir akideye, bidat bir akideye saplanmasında ana unsurlardan, etkenlerden birisi heva ve hevesine uyması idi. Heva ve hevesine uymanın ne kadar çirkin olduğunu ifade eden ayeti kerimeleri müzakere etmiştik. En son okuduğumuz ayeti kerimede فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ diye Belam ibn-i Bağura ile alakalı bir ayeti kerimeyi okuduk, onu müzakere etmiştik. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri orada, efendim biz ona ayetlerimizi verdik, yüksek makamlara çıkarttık onu dedi. Fakat sonra وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُهُ يَلْهَثْ. Yani o dünya meyledince, heva ve hevesine uyunca ne oldu? Olan oldu. Dergah-ı ilahiyeden kovuldu. Artık Allah Celle Celal onu kötü halini, çirkin halini bir köpeğe benzetti. Salyalar akan bir köpeğe benzetti. Şimdi bir başka ayeti kerimeyi bu konuda okuyoruz. Estaizu billah vasbir nefseke ma'allezine yed'un rabbahum bil gadati vel ashiyi yuridun vejhe. Habibim, sabah akşam Allah'ı zikreden kullarım var. Bu ayeti kerimenin arkadaşlar sebebi nüzulü de ayetin manasının anlaşılması bakımından çok önemlidir. Mekke müşrikleri bir grup dediler ki, bu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yaldızlı güzel sözler söylüyor, insanları etkiliyor. Biz bunun sözlerini dinlemek istiyoruz ama onun meclisinde fakir, hani bizim bu asrın tabiriyle göbeğini kaşıyanlar var. Efendim, köylü insanlar var, bedevi insanlar var, gariban insanlar var. Biz elit tabakayız. Biz onlarla bir araya oturup da onu dinleyemeyiz. Biz Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem bir müracaat edelim. Diyelim ki,
O huzurunda seni dinleyenler var ya, göbeğini kaşıyanlar, onları bir tarafa, onlara başka zaman nasihat edersin. Biz onlardan âri, mücerred, biz elit tabaka, gelelim bakalım ne diyorsun, seni dinleyelim. Yani bize ayrı bir zaman ayır dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de düşündü ki, ben bunlara ayrı bir zaman ayırsam, bunlar meclisime geldiği zaman başka kimse katılmasa, diğer o Habbablar, Bilaller, Rıdvanullahi Hali Mecmen katılmamış olsa, belki bunlar iman ederler, sonra kibir gururdan da kurtulurlar. İyi niyetle onların bu teklifini kabul etmek istedi. Hemen Cebrail aleyhisselam ayeti kerimeyi getirdi. Asla Habibim böyle bir şey izin vermem dedi. Vasbir nefseke, sen kendini hapsedeceksin. Ma'allezine yed'ûne rabbehum bilâdâti vel aşiyyi yurîdûne vece. Allah rızası için sabah akşam Allah'ı zikredenler var ya, sakın onların arasından çıkma Habibim. Ey Habibim, ben insanları değerlendirirken mallarına, servetlerine, makamlarına, kabile içerisindeki konumlarına göre değerlendirmem. Ben insanları değerlendirirken kalplerinde ne kadar Allah aşkı var, dillerinde, gönüllerinde ne kadar Allah'a zikir var, sabah akşam Allah için, Allah rızası için Allah'ı zikredenler var ya, benim nezdimde onların bir tanesi öbürlerinin bir vadi dolusundan daha değerlidir. Hatta mil'el ard, yer dolusundan daha değerlidir. Sakın Habibim, sabah akşam beni Allah için zikreden, rızayı bari için zikreden kullarımdan ayrılarak o dünya nimetleriyle şımarmış olanlar dediklerini yerine getirerek onlara ayrı bir meclis oluşturma. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. Bedenin bu sabah akşam Allah için Allah'ı zikredenler arasında olduğu gibi gözün bile dışarı kaymayacak. Sadece bedenin değil, gözün ve gönlün bunların içerisinde olacak diyor. تُرِيدُ زِينَةِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatının süsü onlara verilmiş. Dünya hayatının süsünü seyredeyim. Bunu murad ederek asla onlara bakamazsın. Onlara verilen dünya süsüne bakamazsın diyor. وَلَا تُضِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Bizim zikrimizden kalbini gafil kıldığımız kişileri sakın dinleme, itaat etme, sözlerini yerine getirme sakın. Eğer bir insanın kalbini bizim zikrimizden gafil kıldıysak, bu insanın beş para değeri yoktur benim nezdimde. Eğer benim nezdimde değeri olsaydı kalbini bizim zikrimizden gafil kılmazdık. Eğer kalbini bizim zikrimizden gafil kıldıysak eşittir beş para değeri yoktur. Kalbini zikrimizle donattığımız, dolayısıyla sabah akşam Allah Allah deyip zikreden insanların Allah nezdinde farklı bir değeri var. Sevgililer sevgilisine diyor ki, Habibim, insanlar içerisinde eğer bir yere oturacaksan, bir toplumun içerisine oturacaksan, sabah akşam Allah'ı zikredenlerin arasına otur. Onlardır insan, onlardır benim dostlarım, onlardır benim değer verdiklerim. Kalbini bizim zikrimizden gafil kıldığım insan, niçin kalbini gafil kıldım? Çünkü benim nezdimde değeri yoktur. O değeri hak etmemiştir. Öyleyse onların sözünü dinleme. Sakın onların teklifini kabul etme. وَلَا تُضِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Kalbini bizim zikrimizden gafil kıldık ve o Kur'an'a uymadı, gerçeklere uymadı, heva ve hevesine uydu. Hevası neyi arzu ederse, neyi, nefsi neyi dürtüklerse, onun dürtüsü neyse onun peşine tabi oldu. Arkadaşlar, arı ile sinek arasında çok fark yok ki. İkisi de sinekli kanatlı hayvan.
yaratılışları birbirine çok benzer. Ama ikisinin huyu birbirinden tamamen değişik. Arı petekten çıktığı zaman o içindeki dürtüsü nereye götürür kendisini? Çiçek bahçesine götürür. Çöplükten haz almaz. O çiçek arar. Çiçeğe konar, ondan alacağını alır ve peteğe gelir. Çöplükle onun işi yoktur. Sinek de uçtuğu zaman o çiçek aramaz ki. Envai çeşit çiçekler gözle, benim aradığım çiçek değil ki. Benim aradığım çöplüktür der. Benim aradığım mikrop yuvasıdır der. Ve çöplüğe konar. Affedersiniz, hayvanın tezeğine konar, pisliğe konar. Hiçbir zaman siz, çok affedersiniz, insan pisliği, hayvan pisliği, idrarı üzerine arının konduğunu gördünüz mü? Asla. Ama bir yerde affedersiniz pislik varsa mutlaka üzerine sinek vardır. İşte arkadaşlar, Rahmani gözle bakan insan arı gibidir. Heva ve hevesine uyup nefsani gözle bakan da sinek gibidir. Onun bakışları, onun karıştırdığı şeyler, onun ürettiği her şey mikroptur. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? Bir takım insanların zikrini, kalbini, affedersiniz, kalbini zikrimizden gafil kıldık. Çünkü vettebe'e heva, hevasına uymuştur. Sinek gibi, o Rahman ne diyor? Peygamber Muhammed Mustafa ne diyor? Yaratanım benden ne istiyor? O tarafa hiç bakmıyor. Nereye bakıyor? İçinde nefsani duygular vardır, şeytanın arkadaşı. O canı ne istiyorsa, nefsi ne istiyorsa ona tabi oluyor. Habibim, heva ve hevesine tabi olan ve bizim kalbini zikrimizden gafil kıldığımız o insanlara sakın kulak verme. Ve kâne emruhu furuta. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız, heva ve hevesinin peşinde sinek gibi koşan o insanın durumu nedir? Emruhu furuta. Haddi tecavüz etmek, piyasaya mikrop üretmek, hastalık üretmekten başka bir işi yoktur. İşte Habibim, bunlara sakın itaat etme, kulak verme. Arkadaşlar, Kur'an'a Kur'an gözüyle bakmak lazım. İlahi beyandır bu ifadeler. Allah Celle Celaluhu Habibine, şunların arasından çıkmayacaksın, şunların sözüne bakmayacaksın, arasına girmeyeceksin, gözünle bile onların tarafına bakıp imrenmeyeceksin diyor. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ ف۪يهِ. Biz onları imtihan etmek için dünyalık vermişizdir, dünya süsü vermişizdir onlara. Sakın gözünü onlara verdiğimiz dünya süslerine bakmayacaksın, çevirmeyeceksin. Evet, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُضِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا. Konumuz neydi arkadaşlar? Heva ve hevesine uymanın çirkinliğini anlatan ayet-i kerimeler. Bu da bu ayet-i kerimelerden birisi. İki ayeti kerime daha var bu konuda. Kitabımızda peş peşe getirdiği ayeti kerimelerden iki tane daha ayeti kerime var. Mevla Celle ve Ala Hazretleri Rum suresinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Belittebe'allezine zalemu ehvâehum bigayri ilm. Belittebe'allezine zalemu. Zalimler, müşrikler tabi olmuşlardır. Nereye tabi olmuşlar? Ehvâehum.
hevalarına ve heveslerine tabi olmuşlardır. Kıymetli arkadaşlar, insanın meleklerden farklı olan yönü nedir? Meleklerin heva ve hevesi yoktur. Onların nefsani duyguları yoktur. Yapmak istedikleri iyiliklere ve ibadetlere engel olacak duygu yoktur işlerinde. Onun için onların ibadetiyle bizim ibadetimiz eşit değildir. Bizim ibadetimizin her birisi cihat sayılır. Bizim abdestimiz de cihattır, namazımız da cihattır, zikrimiz de cihattır, ilmimiz de cihattır. Allah için yaptığımız her şey cihattır. Çünkü nefisle savaşarak biz bunları yapıyoruz. Heva ve hevesimizle savaşarak biz bunları yapıyoruz. Meleklerin öylesi vardır ki arkadaşlar, göklerde daima rükû halindedir, hiç rükûden kalkmaz. Daima secdededir, hiç secdeden kalkmaz. Daima kıyamda olanlar var, hiç rükû ve secdeye eğilmez. Daima kıyamda olanlar, daima rükûde olanlar, daima secdede olanlar vardır. لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُمَرُونَ Meleklerin Allah'a isyanı söz konusu değildir. Peki, bizim rükû ve secdemizden, bizim kıldığımız namazdan aldığımız mükafatı, o daima secde halinde olan, daima rükû halinde olan, daima kıyam halinde olan melekler alamazlar. Çünkü onlar için bir yorulmak söz konusu değildir. Onların nefisle, şeytanla bir mücadelesi söz konusu değildir. Bizim her yaptığımız ibadet bir cihat sayılır. Bir insanın evinden kalkıp abdest alıp camiye gitmesi, evinizden kalkıp medreseye, kursa gitmiş olmamız, yatağımızdan kalkıp tesbihimize, abdestimize, şadırvanımıza gitmiş olmamız, seccadeye durup kıbleye yönelmemiz, bütün bunlar hepsi bir savaştır. Nefis de savaştır. Hele hele gece kalkacaksın. Uykulu uykulu manzarada şadırvana gideceksin. Musluğu açıp elini suyun altına sokacaksın. Biraz sonra da uykulu gözlerine suyu serpip uykunu kaçıracaksın. Ey nefis, her ne kadar sen uyku istiyorsan da benim Rabbim beni huzurunda istiyor. Gecenin 1/3 geçip 1/3 kaldığında var mı benden bir şey isteyen? İstediğini vereyim. Var mı günahların bağışlamasını isteyen? Bağışlayayım. Var mı benden rızık isteyen? Rızık vereyim. Var mı benden ihlas isteyen? Var mı benden takva isteyen? İstediğini vereyim diye gecenin 1/2 geçip 1/3 kaldığında Cenab-ı Hak birinci kat semadan o bölgedeki insanlara tecelli eder. Sahih hadis-i şerifle de vardır bu. Ey nefis, sen bana yat yat dersen, yastık hoş, yorgan hoş, yatak hoş desen de benim için hoş olan seccadedir. Benim için hoş olan abdesttir, tesbihtir, Kur'an'dır, istiğfardır, duadır demek öyle kolay değildir. Bu bir savaştır. Nefisle, şeytanla bir savaştır. Onun için bizim Allah için yaptığımız, Allah rızası için yaptığımız her şey bir savaştır, cihattır. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? Belittebe'allezine zalemû. Zalimler, kafirler, müşrikler bu yola nereye tabi olarak, neye uyarak gelmişlerdir? Ehvâehum. Onlar kendilerini yaratan Allah'ı dinleyerek böyle olmamışlardır. Peygamberi dinleyerek böyle olmamışlardır. Akıl sahibi olanları dinleyip bu noktaya gelmemişlerdir. Heva ve heveslerine, nefsani duygularına kaptırmışlardır kendilerini. اِذَا كَانَ الْغُرَابُ دَل۪يلَ قَوْمٍ سَيَأْتِيهِمْ اِلَى اَرْضٍ جِيَافٍ Bir kavmin, bir grubun delili, rehberi karga olursa nereye götürür karga? Leşe götürür. Bunların da rehberi nefis olunca nefis bunları
aynen sineğin çöplüğe götürdüğü gibi nefis ve şeytanın rehberliğini yaptığı insanlarda gideceği yer cehennem çöplüğüdür. بَلِتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Müşrikler tabi olmuşlardır. اَهْوَاءَهُمْ Heva ve heveslerine uymuşlardır بِغَيْرِ عِلْمٍ Arkadaşlar, puta tapan insanların akıl ve mantıkla ne alakası vardır puta tapmanın? Kendi elleriyle yonttukları, yaptıkları heykelin karşısına geçip onları kurtarıcı gözüyle bakıyor, yaratıcı gözüyle bakıyor veya yaratıcıya yaklaştırıcı gözüyle bakıyor, onlara secde ediyor, onlara kurban kesiyor ve onlara ibadet ediyorlar. Şimdi bunun ilahi bir dayanağı var mı? Yok. Akli bir dayanağı var mı? Ya kardeşim, bu putu sen kendi elinle yapıyorsun. Bir yere taşınacaksa sen kendin araçlarla taşıyorsun veya merkeplerle taşıyorsun. Bu sana muhtaç, sen ona muhtaç değilsin ki. O sana ibadet etsin, eğer ikinizden birisi birisine ibadet edecek, o sana ibadet etsin, o sana muhtaçtır. Sen ona muhtaç değilsin ki. Ma mafi, sen de ibadete layık değilsin, o da ibadete layık değil. İbadete layık olan yalnız ve yalnız Allah'tır Celle Celaluhu. Demek ki batıl yolda yürüyen ve Allah nezdinde zalimler damgasını yiyen insanlar kolay kolay zalim olmamışlardır. Heva ve heveslerine uyduklarından dolayı zalim olmuşlardır. فَمَنْ يَهْدِي مَنْ اَضَلَّ اللّٰهِ Onlar heva ve hevesine uyunca Allah da onlara dalalet damgasını vurdu. Kim bunları kurtarabilir şimdi? Allah bir insana heva ve hevesine uydu diye dalalet damgasını, sapıklık damgasını vurursa onu kimse hidayete ulaştıramaz. Bir sonraki ayet-i kerime de arkadaşlar, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ Kasas suresinde Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ Yani Allah'tan gelen bir kılavuz değil, Allah'tan gelen bir rehber değil, ona uymuyor. Ya heva ve hevesine uyuyor. Allah'tan gelen bir rehbere değil, bir ayete değil, bir peygambere değil, bir peygamberin sözüne değil, heva ve hevesine uyan insan sapık bir insandır da bunun ötesinde bir sapıklık var mı diyor Allah? وَمَنْ أَضَلُّ Daha dalalette kim olabilir? Daha sapık kim olabilir? مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَى Hevasına uyandan daha sapık, daha yoldan çıkmış, yolunu şaşırmış kim olabilir diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Arkadaşlar, itikatta yanlış saplantılara varan insanların dayanağı heva ve hevestir. Kendilerini beğenmeleridir. Kendi görüşünü beğenmesidir. Kendi görüşüne güvenmesidir. Daha önce de ifade ettiğim gibi arkadaşlar, akıl büyük bir nimettir. Akıl büyük bir nimettir ama bu akıl Allah'ı buluncaya kadar, Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini tasdik edinceye kadar bizim için büyük bir nimettir. Allah'ı bulduktan sonra Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul ettikten sonra Allah'ın ve Peygamber'in verdiği talimatlar karşısında akıl kendisini azleder. Yani Allah'a inandım, kudretiyle, azametiyle, sıfatlarıyla inandım. İnandığım bu Allah'ın dediklerini niçin ve neden sorularıyla ne yapmam? Akıl artık irdelemez. Her şeyi bilen, asla kusuru olmayan ve her şeye gücü yeten, asla acziyeti olmayan, zerre kadar zulüm yapmayan, adaletten vazgeçmeyen, hikmetsiz hiçbir iş yapmayan Allah Celle Celaluhu böyle söylediyse, ben hikmetini anlasam da anlamasam da Allah'ın dediği doğrudur. Akıl ne yapıyor? Kendisini azlediyor. Bir gün
namaz kıldırdım. İkindi namazını 3 rekat kıldırdım. Selam verdim. Hancı sarhoş, yolcu sarhoş. İmam sarhoş, cemaat de sarhoş. Selam verinceye kadar asayiş berkemaldi. Selamdan sonra işte birileri dedi ki acaba 3 müydü, 4 müydü falan. Neyse 3 olduğu anlaşıldı. Sonra dedim bunu bir daha kılacağız. Madem ki dünya kelamı girdi araya. 7 rekat olarak kıldık ikindi namazını, farzını. Halbuki ikindi namazının farzı 3 rekattı. Sonra namazdan sonra cemaate dedim ki hazır 3 rekat kılmıştık diye karıştırdığınız işi bir tane 4 tane daha kıldık. Hiç sesinizi çıkarmasaydınız. 3 kılmıştık. Şimdi bir daha kılmaya kalkınca 4 kılmış olduk. Demek ki biz neyi arıyoruz ikindi namazını kılarken? Rabbimizin bizden istediğini arıyoruz. Rabbimiz bizden kaç rekat istedi? 4 rekat istedi. Biz 3 kıldık, 3'le idare edelim demedik değil mi? Orada akıl devreden çıkıyor. Hayır, Rabbimiz bizden 4 istedi. Bu olmadıysa biz bunu yeniden kılarız. Biz yanlışlıkla 5 kılmış olsaydık, yine yapılacak olan şey, yani fazla kıldık diye ne olmayacaktı? O bizden 4 istendi, 5 kıldık falan, tamam işte fazlası bile var, katma değeri de içerisine dahildir falan demeyecektik yani. Doğrusu neyse onu yapacaktık. Ne namazların rekatında, ne de vakitlerin ayarlanmasında, ne de namazın muhtevasında hiçbirisinde biz ne yapmıyoruz? Niçin böyle ya? Bu böyle olmaz. Hani birileri kalkmıştır, ne demiştir? Kalkmıştır demiştir ki, Haç mevsiminde Arafat'ta çok kalabalık oluyor, şeytan taşlamada izdiham oluyor, ölümler oluyor. Ne yapalım? Haç mevsimini seneye yayalım, ömre gibi. Yani sadece Efendimizin Hicce'de haç olmasın, Kurban Bayramı günlerinde değil, şeytanı her gün taşlayalım. O zaman kalabalık olmaz, bu izdiham olmaz demiştir. Yani Allah'ın buyurduğu El-Haccu eşhurun ma'lumat. Bunu kaldıralım. Bu olmasın. Ne olsun ya? Malumat olmasın, meçhulat olsun. Her gün olsun. Şimdi öyle aklını ve nefsini devreye sokan sapıklar olmuştur. Onlar hepsi sapık insanlar işte. Onların hepsi sapık insanlar. Şimdi toprağın altında hesap veriyorlar. Rabbim kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan her birimizi ebediyen muhafaza eylesin. Ne diyor Rabbimiz, ne buyuruyor Rabbimiz? وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اِتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللّٰهِ Allah bir insana hidayet verir, doğruyu yakalar. آمَنَّا وَصَدَّقْنَا Ama öyle değil. Hevasına uyarak dalalete, sapıklığa düşen insan var ya, ondan daha sapık kim olabilir? Arkadaşlar, son nefesimize kadar istikametten ayrılmamak için Allah ve Resulü'nün dediği ne varsa onların her birisini bizim rehberimiz, vazgeçilmez ve tartışılmaz önderimiz olarak görmek lazımdır. Şunu ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bugün Mutezile'yi alsanız önünüze, Şii'yi alsanız önünüze, batıl fırkalardan hangisini alırsanız alın, sadece onu dinleyin, aa öyle mi, ben burasını bilmiyordum, yapma ya diyeceğiniz çok şeyler vardır. Yani her kelamın kendisini savunacak, her kelam sahibinin kendi sözlerini yaldızlı gösterecek, haklı gibi gösterecek mutlaka nesi vardır? Yaldızlı ifadeleri vardır. Kaderi inkar edenler veya her şeyi kadere bağlayanlar elbette kendi dertlerini savunacak, davalarını savunacak, ayet okur, hadis okur, akli olarak bir şeyler söyler. Elbette tamamen mantıksız değildir dedikleri, tamamen akılsız değildir dedikleri kendilerini savunabilecek bir takım doneler var ellerinde. Mesele nedir? Mesele neticedir. Neticede bir insan heva ve hevesinin esiri midir, yoksa Allah ve Resulünün söylediklerinin tabii midir? Biz Allah'ın söylediklerinin esiri olmaya razıyız.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin esiri olmaya biz razıyız. Bu bizim için şereftir. Ama ben bunları bir düşüneyim. Akıl süzgecinden geçireyim. Allah diyor ama bu zamanda bu geçer mi geçmez mi? Peygamber buyuruyor ama bu zamanda bu toplumda geçer mi geçmez mi? Dediğimiz zaman dalaletin kapısını açtık kendimize demektir. Unutmayın arkadaşlar, hangi fırkayı alırsanız alın elinize, kendisini savunduğu delilleri var mıdır? Vardır. Eğer hiç delil olmasaydı peşinden kimse gitmezdi. Arkadaşlar, Allah'ı inkar eden veya Allah'ın hakimiyetini kabul etmeyen solcuları, ateistleri, onları da dinleseniz, kendilerine göre heva ve hevese ve şeytana münasip olan parlak fikirleri var mıdır? Nefsin hoşuna giden fikirleri var mıdır? Vardır. Onun için dinimiz hiçbir zaman münkirlerle oturmayı tavsiye etmez. وَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. Sakın onlarla oturmayın diyor. Sakın onlarla oturmayın. Dinle, Allah ile, Peygamberle, mukaddes değerlerinizi alay eden bu insanların o alayları sizi etkileyecektir. وَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. Sakın onlarla oturmayın. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. O konu devam ederken siz orada oturursanız etkileneceksiniz, zehirleneceksiniz. Bu zehir sizi felakete götürecektir. Oturma münkirle, yeme sancı. Pas alırsın, paklamaz her kalaycı. Oturma münkirle, yeme sancı. Pas alırsın, paklamaz her kalaycı. Yani gerçekleri inkar eden, hak ve hakikati inkar eden, zikrullahı, tasavvufu inkar eden insanlarla oturma. Oturma kardeşim, oturma. Oturma münkirle, yeme sancı. Oradan bir sancı yakalar seni. Pas alırsın, paklamaz her kalaycı. Onunla oturduğun zaman paslanırsın. Öyle paslanırsın ki her kalaycı seni paklayamaz, temizleyemez. Yani her batılı savunan insanın nesi var? Sözlerini, davasını anlattığı yaldızlı tarafı var. Dün ders bakarken İnternetten konuyu araştırırken baktım, konuyla alakalı videolar da var. Arapça sohbet videoları var. Bastım bir tanesine. Konuşuyor şimdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hediyi, insanları irşat metotları ile ilgili konuşuyor. Konuşmasına başladı, aradan 3 dakika geçmedi. Diyor ki konuşmasında, Allah Celle Celaluhu zikredeceğin zaman diyor, şu kadar zikretmen lazım gibi yollar, prensipler, bunlar diyor, bid'attır diyor, bunlar yanlıştır diyor. El-yevme ekmeltü leküm dineküm, Allah Celle Celaluhu, ben bugün size dininizi tamamladım diyor. Tamamlanmış olan dine bunlar ilavedir diyor. Ya Allah aşkına, şimdi o tutturmuş, kendine göre bir tasavvuf düşmanlığı tutturmuş. Efendim, eğer bir mürşit sana derse ki günde şu kadar Cenab-ı Hakk'ı en az zikredeceksin derse, böyle bir şey yoktur diyor. Bu bidattır diyor. Bu tamamlanmış dine ilavedir diyor. Kaynağın ne peki? Hiçbir mürşit insana Allah'ı şu kadar zikredeceksin demez. Dese ne der? En az bu kadar zikredeceksin der. Ne der? En az bu kadar zikredeceksin der. Mesela en az 5000 kere La İlahe İllallah diyeceksin. Bu ne demektir? Yani istersen 10.000 söyle. Arkadaşlarla umredeyken bir farklı bir macerayla karşı karşıya karşılaştım. Bazı arkadaşlar ona şahit, olaya şahitti. Paylaşayım sizinle. Ülkesinin ismini bilmediğim bir ülkeden yaşlı birisi, aksakallı birisi, tavaf esnasında katıldı bize. O şimdi kimdi, neydi, Kıdır mıydı, Mıdır mıydı, neydi anlamadım tabii. Arapça bir şeyler söylüyor bana. Diyor ki bana soru soruyor. Diyor ki ben diyor Cenab-ı Hakk'ı diyor zikretsem diyor, ne kadar zikredeyim diyor.
İşte şuradan, şunun sohbetinden istifade ettim, bunun sohbetinden istifade ettim. Kendi hayatında yaşadıklarından anlatıyor bana. Dedi ki, 24 saat uyumadan ben bazen zikrediyorum dedi. Yanlış yapmayayım diye sana soruyorum dedi. Yemek de böyle idare edecek kadar yemek yiyorum. 24 saat uyumadan zikir yapıyorum dedi. Bir ara dedi, yaptığım zikirde dedi, günde dedi, 100.000 kere la ilahe illallah dedim dedi. 100.000'e çıktım dedi. Bu mümkün değil normalde. 100.000 kere la ilahe illallah demeye vakit yetmez. Allah dostlarından 70.000 günde 70.000 kelime-i tevhid çeken vardı. Ben şurasını söyleyeceğim. Dedi ki, 20.000'den yukarıya çıktıktan sonra dedi, yanlış yaptığımı anladım dedi. Baktım dedi, taşlara bakıyorum, taşların her birisinin Allah Allah dediğini duyuyorum dedi. Çakıllara bakıyorum, Allah Allah, hepsi la ilahe illallah diyor. Nereye bakıyorsam her birisinin diyor Allah'ı zikrettiğini diyor, resmen görmeye başladım dedi. Korktum dedi, yanlış mı yaptım dedi bana. Neyi tavsiye edersin dedi. Allah Allah, nereden buldu beni? Bana vaaz etmeye çalışıyor herhalde. Bana soru soruyor, soruyla bana vaaz ediyor. Şimdi onun cümlelerinden ben şunu anladım. Yaşlı birisiydi. Bir defa gördüm, bir daha da görmedim onu. Onun cümlelerinden şunu anladım. Yani bir insan eğer Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerini çokça zikrederse öyle uyanır kalbi, kalp gözü öyle uyanır ki, hani Cenab-ı Hak ve min şeyin illa yüsebbihu bihamdihi diyor ya, bunu resmen görmeye başlar. Gözü, basiret gözü açılır. Şimdi adam ne diyor? Diyor ki, bak el yevme ekmeltü leküm dineküm diyor ya, ben size dininizi tamamladım diyor. E tamamlanmış dinde bu var mı? Sünnette böyle bir şey var mı? İlla 5.000 olacak. Ya zaten 5.000 diyen yok ki. En az 5.000 olacak diyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'a az zikretmek var, çok zikretmek var. Az zikretmek kimin adetiydi? Münafıkların. وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهِ اِلَّا قَلِيلًا كَثِيرًا فَذْكُرُونِ وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا Cenab-ı Hakk'ı çok zikredeceksin. En az 5.000 kere zikredersen azlardan kurtulursun, çokların arasına yavaş yavaş katılırsın diyor. 5.000 kere la ilahe illallah diyenin sabahtan akşama kadar diğer ibadetlerde de başka zikirleri de vardır. Velhasıl arkadaşlar, bu bir bid'at değildir. Bu Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek için bir çözüm aramaktır, bir yol aramaktır. Efendim, bir gayretin içerisine girmektir, bir hedef belirlemektir. Dolayısıyla bunu bid'atlerden değerlendirecek yerde men senne sünneten haseneten'den değerlendirebilirdi. Güzel bir yol, güzel bir usul. Allah'ı zikretmek için en az bu kadarı zikredeceğim, söz verdim, bundan aşağı olmayacak diye bir prensip kararı almak güzel değil mi? Men senne sünneten haseneten kısmında mutalaa edilebilir. Şimdi o bir efendim saplantıya yapışmış, bir sapık ideolojiye yapışmış. Ne yapıyor şimdi? Kendisine göre ürettiği fikirleri yaldızlı görüyor, karşıki tarafa anlatırken yaldızlı anlatıyor. Hiçbir şey bilmesen dinlediğini, onu dinlediğin zaman dersin ki adam herhalde haklı söylüyor. Sanki dinde bir noksanlığı tamamlamış gibi oluyor. Efendim, zikirden bahseden mürşidler, müritlerine şu kadar zikredeceksin diyen mürşidler sanki tamam, eksik kalan kısmını tamamlamış oluyorlar. Ne alakası var? Kur'an'ın emrini efendim somut bir şekilde uygulamayı öğretmiş oluyorlar Allah yolunun talibi olanlara. Sözün özü şu arkadaşlar. Hangi sapık insanı dinlerseniz dinleyin. Her sapık insan kendi fikrini anlatırken kendine göre onu yaldızlı, allı, ballı, yağlı anlatacak delilleri vardır. Biz o zaman herkesi dinlediğimiz zaman herkese hak verir. Onu dinlersin sen haklısın, onu dinlersin sen haklısın, onu dinlersin sen haklısın diyeceksin. Biz en iyisi Allah ve Resulü'nü dinleriz, başkasını dinlemeye ihtiyaç duymayız. Yanlış itikatlara saplanmanın ana sebebi heva ve hevesine uymaktır dedik. Ve ondan sonra da heva ve hevesine uymakla ilgili ayet-i kerimelerin ışığında bu işin ne kadar tehlikeli olduğunu siz hususlarımızda müzakere ettik. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den intikal eden hadis-i şerifleri de geçmiş olacağız.
bir sonraki dersimizde. Tarikat-ı Muhammediye'nin şerhinde ayet-i kerimelerin bittiği yerde bir iki nakil yapıyor. Diyor ki Ebu Bekir Tımistani Allah dostlarından diyor ki en büyük nimet kul için el-hurucu anin nefs, nefse emmarenin şerrinden kurtulabilmektir. لَاَنَّ النَّفْسَ اَعْضَمُ حِجَابَاتٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالَى. Çünkü nefs-i emmare, nefsani duygular Allah ile kul arasında en büyük duvar, en büyük perdedir. Ondan kurtulduğun zaman Allah ile arandaki engelleri aştın demektir. Öyleyse en büyük nimet o nefis duvarlarını, nefsani duyguları aşabilmektir. Hazreti Sehel der ki مَا عُبِدَ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِثْلَ مُخَالَفَةِ النَّفْسِ وَالْهَوَى. Bir insanın heva ve hevesine muhalefet etmesi, onların tersini yapmasından daha güzel bir ibadet ortaya koyamaz. Nefsani duygulara münasip olan ibadetin kalitesi olmaz. Nefis hayır diyeceksen olmaz, o olmaz diyeceksen olur diyeceksin, o olmaz diyeceksen olur diyeceksin, ibadetin kalitesi o zaman yükselecek. Sadakanın en hayırlısı, en faziletlisi hangisidir? Yaşamaya umudun var, gençsin, paraya ihtiyacın var. Bir taraftan da evleneceğim para lazım veya çoluk çocuk var, bunlara para lazım. Yaşama umudun da var. Bu şartlar altında içinden de verme diye bir duygu var. Bütün bunlara rağmen eğer verebiliyorsan, işte sadakanın en faziletlisi burası. Sadakanın en faziletlisi burası. Evet. Şimdi diyor ki arkadaşlar Hukiye an İbrahim İbn Şeyban ennehu kal ma bittu tahta sakfin 40 seneten ve kuntu eşlehi adesen ve lem yettefik. Bir kısa anlatıyor, yaşadığı bir olayı anlatıyor. Ben şöyle noktalayayım. Arkadaşlar nefsin ve heva ve hevesin zararını bilen insanlar ne yapmışlardır? İçinden gelen duyguların nefsani olup olmadığına bakmışlardır. Nefsani duygular neyi söylerse söylesinler, mutlaka onun tersini yapmışlardır. Ey nefis, ben senin söylediğini yapmayacağım, istediğini yapmayacağım, dinen caiz olsa bile seni şımartmayacağım demişlerdir. Nefse muhalefet etmeyi büyük bir ibadet ve büyük bir başarı kabul etmişlerdir. Ve böylece ey nefis, ben senin dediğini yapmayacağımı çok iyi bil, bana tekliflerinle gelme demişlerdir ve büyükler böyle büyük olmuşlardır. Sapık olanlar da nefsani duygularına esir olmuşlardır ve böylece yoldan sapmışlardır diyerek bundan sonraki dersimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin heva ve hevese ittiba etmenin zararları ile ilgili bizlere neler söylemişlerdir? İnşallah onları müzakere etmiş olacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, cemaatimizden ve Kur'an hizmetlerine destek vermekte örnek bir kardeşimiz olarak bildiğimiz Ömer Yılmaz kardeşimizin de ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha.